birçoğumuzun anılarında yer ettiler. Bir yaz daha geçiyor, sen benim şarkılarımsın, Ankara'dan abim geldi. Grup gün doğarken dediğinizi duyar gibiyim. Bu kült grup 40 yıllık müzik serüvenini Hal ve Gidiş adıyla tiyatro sahnesine taşıdı. Işıl Işıl sahnenin bugünkü konuğu Burhan ve Gökhan Şeşil. Bazen sen kokuyorsun yağmurun nefesinde, bazen ansızın bir vapur geçiyor içimde. Geçmişim yok, yaranım yok, deniz yok, boş versen. Hoş geldiniz, evet. Sizi görmek ne güzel. Gün doğarken kurulunda diyorum ki bir şey olsa olsa 20 sene falan yaparız. 20 sene de iyi düşünmüşsün. O da bir grubu ayakta tutan bir şey. Biz demek lazım, hep biz demek, biz. Ama sen bazen anne bizi karıştırıyorsun ya, ben yakışıklıyım diyor. Nerede dedi bu yakın, amma ya. Duman'ın ilk radyo programını aradım. Bir grup acayip çabuk söyledi. Karşıdan kitap sesli kitap olacak mı acaba? Hayır olmaz. Niye? Bilmem ses. Sen mi okuyacaksın? Hayır ben dinleyeceğim. Gün doğarken sonu mu geliyor? Yok. Neler oluyor şu an? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi görmek ne güzel. İyi ki katıldınız. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu kez senden yazı istemeyeceğim abi. Yazıyı sormayacağım sana. Başka şeyler konuşacağız. Efendim Işıl aynı zamanda benim gazeteden editörüm. O yüzden onun böyle karşısında birazcık şöyle duruyorum. Ben ama ayak şey. Sen abi sen atabilirim. Yani, tamam. Evet sen rahat oturabilirsin abi. Şimdi Hal ve Gidiş'le başlayalım. Şahane bir oyun çıkardınız. Şimdi bu 40 yıllık serüvende geriye dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz öncelikle? Ya aslında ben şey görüyorum ya böyle iyi ki yapmışız diyorum. Yani bu tür ülkenin tabii kendine ait bir takım somut zorlukları var. Somut şartları var ama hakikaten şöyle baktığımız zaman o seyirciyi gördüğümüz zaman ne bileyim işte oyundan sonra falan iyi ki diyorum böyle bir işe girmişiz. Yani bir daha dünyaya gelsem tekrar müzisyen olmayı isterdim. Hatta hatırlarsın belki oyunda da söylüyorum. Bu belki bir çok iyimser bir görüş ama sanki gün doğarken dinleyenler işte sıraya girer, yerlere tükürmez. Ondan sonra kadın erkek eşitliğine inanır, demokrasiden yana insanlar gibi geliyor buna. Ve hakikaten gösterilerin sonunda da işte konuştuğumuz insanlar, tabii bize tanışmak isteyenlerden gördüğümde izlenim hakikaten de öyle yani. Aslında sizi siz yapan değerlerden de bahsediyorum. Bunlar da benim çok ilgimi çekti. Yani çok önemli isimler. Ferhan Şensoy, Timur Selçuk, Erkin Koray, daha onlarcası. Hepsi. Evet. Hani bu dünyadan başka bir yere göçler. Hepsi, iyi ki hepsiyle tanışmışız. Gerçekten de bizi biz yapanlar. Seyirciler de bizi biz yaptı. O gösteride gördüğünüz, resimde gördüğünüz sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız da bizi biz yaptı. Kabaran yüreğimi durdum onun gönlümce. Aşkıma kenar süsü diyerek aşındırdım dişlerini zamanla. Gün doğarken'in dönüm noktası neresiydi? Bana sorarsanız dönüm noktası Ankara'dan abim geldi albümü. Benim için öyle çünkü orada Ozan Doğulu'nun ayrıca o albüm 17 yaşındayken yaptığı ilk albümdür. Yani Ozan Doğulu bizim tabii rahmetli Yurder Doğulu'nun şeyde de anlattığım gibi onun ben müzik merkezine gitmiştim. İşte orada ders falan alıyordum. Ozan Doğulu o zaman ufacık çocuktu zaten. Ama sonra çok Kenan'la birlikte hakikaten Türkiye'nin çok önemli müzisyenler arasına girdiler. Ve biz o albümle bütün o şarkılarımızı o gencik 17 yaşındaki Ozan Doğulu'ya emanet ettik. Ve iyi ki de etmişiz. Orada çok çok güzel düzenlemeler yaptı. Ve orada da hakikaten Ankara'dan abim geldi şarkısı özellikle çok sevildi, çok dinlendi. Demek ki bütün Türkiye'de herkesin bir Ankara'dan gelen abisi varmış. Onun söz ve müziği amcaya İlhan Şeşen'e ait. Ve de o basına babamıza yazılan bir şarkı. İşte babam o zamanlar pilot Ankara'da ve Ankara'dan İstanbul'a geldiği zaman da işte rahmetli babaannem işte börekler açıyor, dolmalar soruyor falan, pilavlar yapıyor.
Ve amca tabii daha ufak o zamanlar ve hafif böyle kıskançlıkta, yani annem babam beni çok sevmiş palavra, aslında Turan abimi seviyorlar gibi. Müthiş bir şarkıdır, yani hakikaten çok sinematografik ögeleri olan da bir şarkıdır. Onun için hakikaten amcanın yaptığı en güzel şarkılarımızın her şeyi tartışılabilir ama samimiyeti sanki tartışılmaz. Yani çünkü hakikaten içimizden gelen şeyler ve bunlar hepsi hiçbiri aman şöyle yaparsak satar, böyle yaparsak şöyle, hiçbir o düşüncelerle yapılmamıştır. Hepsi kendi safiyane duygularımızla yapılmış şarkılardır. Özellikle son dönemlerde yazılan sözler tabii hiç yani güzel değil yani. Çünkü kitap okuma alışkanlığı çok düştü. Yani maalesef çok düştü. Bu Türkiye genelinde de düşük, müzisyenler arasında da düşük. Şimdi kitap okumadan iyi bir şarkı sözü, şiir yazmanızın mümkünatı yok. Ama işte insanlar kitap okumayı vakit kaybı olarak neredeyse görüyorlar ama müthiş bir dünya, yani kitap dünyası hep istediğim şeydir. Yani bir kitabın üstünde ismimi görmek, yani bunu da inşallah yapacağız. Ay, zaten Bilgin'deki yazıları toparlıyoruz. Harika olur. Evet evet, yani ben hani hangi sanat dalında uğraşmak istersiniz derseniz yazar edebiyatçı olmak isterdim. Ya, yani, evet evet çok isterdim. Çok çünkü bu. Çünkü çok başka bir hayal, başka bir dünya. Yani Yaşar Kemal'ler, ne bileyim Orhan Pamuk, Zülfü abi, Zülfü Livaneli falan bana acayip uçuk kaçık geliyor. Geç kalmış sayılmaz. Evet, doğru. Ben artık anılarımı yazabiliyorum. Yalnız şeyi merak et, onları da yaz. O da bir şey. Yalnız merak ettim, senin karşılığında kitap sesli kitap olacak mı acaba? Hayır, olmaz. Niye? Bilmem, sesli. Sen mi okuyacaksın? Hayır, ben dinleyeceğim. Sesli kitap okunmuyor da dinleniyor, öyle değil mi? Evet, evet, doğru. Gündoğarken'in sonu mu geliyor? Yok, yok. Neler oluyor şu an? Bu çatışmalar da bizi besliyor işte. Evet, çatışmalar demişken aslında gösteride de ufak tatlı atışmalarınıza tanıklık ediyoruz sizin. Ben bu süreçte, bu serüvende hani abi kardeş olmak elbette bir avantaj ama bunun dezavantajını yaşıyor musunuz diye sormak istiyorum. Yani aslında abi kardeş aynı işi yapmak bir dezavantaj olmalıydı. Ha, Burhan'la öyle bir şey olmadı yani. Onun avantaj oldu. Bilmiyorum dezavantajı. Evet olmadı. Yani bir defa müthiş bir paylaşım var aramızda, yani başarıyı da paylaşmak, başarısız yani kimse hani Gökhan'da ben de şey değiliz, yani ben yaptım işte senin yüzünden oldu gibi şeylerimiz yok. İkimiz yüzünden her şey, ne yapıyorsak ikimiz yüzünden. Zaten mecburuz oy birliğiyle karar vermeye. Ortadan ikimizi kesmemiz lazım. %50-%50 durum yok. Onun için birbirimizi mutlaka ikna etmemiz lazım bazı konularda. Bir de hiç şeyimiz yoktur. Rekabet hissimiz, kıskançlığımız. Onun için de şey yani zaten 40 yıl öbür türlü birazcık zor. Tabii. Baktığınız zaman yani. Ya ben şeye baktığımda zaten Burhan, bu işe başladığımızda yani dinlerken kurulunda diyorum ki bu işi olsa olsa 20 sene falan yaparız diye düşünüyordum. 20 sene de iyi. 20 de iyi bence de. Ya, 20 tamam, sene o kadar de iyi. Yani çünkü öyle düşünmüş. Bir üstüne artı 20. Bir 20 daha olur bunun üzerine. 60 yıl tamamlarız artık. Bir de şeyi de söylüyoruz ya, gösterileri var. Yani Gündoğarken sadece bir müzik grubu olmanın dışında başka bir şeyleri temsil ediyor gibime geliyor benim. Hakikaten çok büyük sorumluluğumuz var Gündoğarken ismine. Hani zaman zaman annemiz babamız, zaman zaman çocuğumuz gibi. Onu hiçbir ticari bir meta halinde çok öyle hani bir şirket kurup Gündoğarken falan hiç öyle bir şey düşünmedik. Ne kadar az zarar görürse bu sektörde onu o kadar korumaya kollamaya çalıştık. Hala da aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bilinçaltımızı yap. Aman Gündoğarken'e zarar gelecek bir şey yapmayalım yani. Evet. Bilinçli. Aramızdaki anlaşmazlıkları nasıl çözüyorsunuz? Genellikle şey sıkıntı şuradan çıkıyor. Benim bu zikimin akordu biraz şey zor tutuyor da. Genellikle akort sorunumuzu tartışıyoruz. Değil mi? Bir de son zamanlarda benim sol kulağımda biraz işitme kaybı var. Evet. Tabii mesleki bir deformasyon. Yıllarca o volüm şeyinde. Ben biraz daha az duyuyorum Gökhan. Ondan monitörle ilgili, o bir de orada sıkıntımız var. Evet. Yani işte, onun dışında öyle biz hepimizin yani birbirimizin yaptığı şarkılar konusunda zaten en fazla katkı sağlarız. Yani bu nasıl olmuş demek Gökhan'ın demez açıkça, ben de ona demem. Hani onu nasıl daha güzel bir hale getiririz ona bakarız. Yani Gökhan'ın grup yaptığı olmak da böyle bir şey, evet. Zaten değil mi? Yani Gökhan'ın yaptığı her şarkı benim için tamamdır, makbuldür o yaptıysa. Yani benim için de abim için tabii. Şekilde. Yani bazı şeyler mesela sözlerde takıldığım şeyler olduğu zaman Burhan'a söyler. Evet. Burhan bana söyler. Bazen bir intro bulur ya da işte düzenlemesinde akorlarda işte birbirimize danışarak
düzenlemeler yaparız. Ben şeyi çok azdır. Yani ben demeyiz, hep biz. Evet. Hep biz. O da bir grubu ayakta tutan bir şey yani. Biz demek lazım. Hep biz demek, biz. Ama sen bazen şeyle benle bizi karıştırıyorsun. Yani değil mi öyle mesela? Ben yakışıklıyım diyor. Nerede dedim, yok amma yapmış. Ben varmaz diyorum ya.